arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel toplu bir yelekle birlikte olacağız yeleğimizi iki renk kullanarak ördük yakadan başladık yakamıza başlarken hemen yakamızı bu rengimizde güzel bir çapraz modelimizi de uygulayarak robamıza bir ahenk kattık ve ardından toplarımızı minik minik yerleştirmeye başladık toplarımızın aralarında beşer trabzanımızı kullandık ve sırasıyla şöyle gördüğünüz gördüğünüz gibi aşağıya doğru güzel bir şekilde aktı yeleğimiz şöyle de gördüğümüz gibi daha sık ya da daha seyrek yapabilirsiniz daha sık biraz sıkıntı olabilir Çünkü bu bile bayağı sık olmakta daha seyrek 7 9 11 13 daha ileri ileri tek sayılı olacak şekilde dağıtabiliriz modelimizi Tabi yeleğimizi dilediğimiz yaş grubundaki çocuklarımız için çok rahatlıkla büyütebiliriz. Sadece e, tek farkı başlangıç zincirimizi birazcık fazla çekerek e, şöyle biraz fazla 5-10 yer yani kullanacağımız bebeğimizin çocuğumuzun yaşına göre sayıyı fazla başladığımız zaman geri kalan bütün aşamaları birlikte yapabiliriz. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Sadece eğer büyük öreceksek biraz daha büyük öreceksek 2 ya da 3 sıra daha robamızı artırırız. Bu şekilde gövde kısmımız zaten aynı başlangıçla başladığımız zaman zaten sonuna doğru aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyoruz. O yüzden lütfen çekinmeyin. Bir hata yaparız, iki hata yaparız. Sonrasında çok güzel elimiz alışacaktır. Emin olabilirsiniz. O yüzden lütfen örgü örerken daha cesur kararlar alabilelim. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakıyorum. 28 santim yeleğimin uzunluğu. Yeleğimin enine şöyle baktığım zaman ise yeleğimin eni kol altından şöyle 26 santim ve aşağıya doğru da tabii ki genişlemekte aşağıya düğme koyup sıkıştırmak istemedik sadece robadaki düğmelerimiz yeterli tek düğme ya da üç düğme olarak da kullanabilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin beyaz ve yeşil rengi kullanacağımız örgümüzde beyaz ipimiz Nakon lüks minnoş baby'si yeşilimiz ise kartopu baby one kullanıyoruz yeşilimizi aralarda kullanacağız beyaz ipimiz ana rengimiz olarak devam edecek önce beyaz ipimizi tanıyalım %50 polyamid %50 premium akrilikten oluşan ipimiz 100 gram ve 336 metre renk numarası ise 208 numaralı renge sahip ve e, ipimizin buradaki hem kullanma talimatları hem örülme numarası var 3 ila 4 arası ya da 3.5-4 numarası şişlerle örebiliriz 30 derecede yıkamamız gerektiği ve mümkünse el yıkaması yapmamız gerektiği örgülerimizin tamamında belirtilmekte kartopu baby vanisi 100 gram ve 250 metre anti peeling özelliği taşıyan tüylenme yapmayan güzel bir ipimiz renk numarası ise K507 yine bu ipimizde de şöyle üzerine bakacak olursak kullanma talimatları güzel bir şekilde anlatılmış Evet ipimizi 3 numaralı tığımızla öreceğiz şöyle 3 numarayla başlayacağız şöyle netleşelim Evet İçinden çıkardığım beyaz ipimi örmeye başlıyorum. 56 tane zincir çekelim şu şekilde bir tane sıkılaştırıyorum düğümü atıyorum ve başlıyorum örmeye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 56 tane olunca zincirimiz görüşelim 56 tane zincirimi çektim ve hemen ölçüyorum uç noktaya koyuyorum her ikisinin de 23 santim Şöyle bakalım daha net ölçerek evet 23 santim zincirimizin uzunluğu elime alıyorum ve geri dönüşe başlıyorum. 1-2-3 ve 4. zincir yuvasının içerisine geliyorum bir tane trabzanımı batarak örüyorum. ve bu sıramda herhangi bir bölüme ayırmadan bütün zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. İkili trabzan şekliyle örgümü örüyorum. Zincirimize şu şekilde giriyorum. Alıyorum ve örüyorum. Sıra başına kadar bu şekilde örelim. Birinci sıramızı örerek geldim. Toplamda 53 tane burada trabzanımız hazır. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramıza 3 tane zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekerek başlıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve hemen ikinci trabzanımın üzerine şuradaki göze gelerek batıyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Bakınız bir başlangıçtaki zincirimiz bir de yanındaki trabzanı ördük. 2 tane trabzanımız oldu. 2 trabzanımızı tamamladıktan sonra 3. trabzanımızı 2 defa örüyoruz. Ve artışlarımıza bu şekilde başlıyoruz. 1 ve 2 2 tane ördük. 3. trabzanımıza 2 tek Üçüncüyü çift olarak örüyoruz bir ve iki. İki tane tek trabzan ördüm. Bakınız çiftten sonra bir ve iki. Şimdiki sırada öreceğimiz trabzanımızı ise bir aynı yere batıyorum iki. İki tek bir çift. Şimdi iki tek örelim bir tek ikinci teki örüyorum ve çift olarak bir aynı yere batıyorum bakınız. Bir tane örmüştüm. Çift olarak örüyorum. Şöyle bakalım. 2 tane tek, 3.ü çift olarak ördüm. 2 tek, 3.ü çift. 2 tek, 3.ü çift olarak sıra başımıza kadar örerek tamamlayalım. 2 tek, 3.üsü çift, 2 tek, 3.üsü çift olarak sıramızı tamamladık 2. sıramızı ve şimdi bakınız ipimi bağladım yeşil ipimi bakın bu şekilde hareket etmekte üzerine bağladığınız zaman çok rahatlıkla hareketini ettirebilirsiniz yani daha rahat ayarlayabiliriz ipimizin e, örgümüze geçiş kısmını şimdi zincirimi arka yönden çekiyorum ve şu şekilde beyazımı sıkıştırıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim arka yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum zincirden birinci trabzanımı ördüm Diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İkinci trabzanımı da ördüm. Kartopu baby vanlar birazcık daha diğer ipime göre dolgunca, yani bilinçli bir tercihti. Dilerseniz size aynısını tercih edebilirsiniz. Yine aynı markalarda ya da farklı ürünler kombin ederek çalışabilirsiniz. Hiç mahsuru yok. Evet şimdi iki tane düz ördüm. Sıradaki iki trabzanımı ise önce öndekini sonra sıradaki ilk geleni öreceğiz. Bir defa tığımın başını doluyorum. Öndeki bakınız sıradakine batmıyorum. Bir sonrakine batarak trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Arkada biraz önce atlamış olduğum trabzanımı yani örüyorum. Önceki sırada geleni örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakine batmıyorum. Bir sonraki sıradakine atlıyorum ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atlamış olduğum trabzanıma geri dönüyorum ve batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tekrar yapalım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum ve normal trabzanımı örüyorum atlamış olduğum trabzan bakınız bir tane trabzan atlıyorum tığımın başını dolayarak atladığım yeri geri dönüşümü yapıyorum ve trabzanımı örüyorum bakın üst üste çok güzel görünmekte bir tane daha birlikte yapalım tığımın başını doluyorum sıradakini atlıyorum bir sonraki sıraya geliyorum trabzanımı örüyorum bir tane atladım burada bakınız gözde görülmekte tığımın başını doluyorum atladığıma geri dönüyorum trabzanımı örüyorum ve şu şekilde görüntümüz ortaya çıkıyor sıramızı bu şekilde tamamlayalım birbiri üzerine çapraz bir şekilde trabzanlarımızı ördüm ve sıramızın sonuna kadar geldim sıramın sonunda Yine başlangıçta olduğu gibi iki tane düz trabzanımı ördüm. Burada başlangıçta da iki tane düz trabzan olarak örmüştük. Bakınız bir zincirimizi bir trabzanımızı daha sonrasında çapraz olarak örüp sıramızı tamamlamıştık. Şu şekilde bakınız bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum burada rengimi. Evet şimdi tekrar başa dönüyorum ve beyazımla örmeye başlıyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsüne geliyorum. Alıyorum şu şekilde. 1, 2, 3 zincirimi tekrar çekiyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanıma iki defa batıyorum. Tıpkı bir önceki sıramızda ördüğümüz gibi iki tane tek üçüncüyü çift olarak örelim. Bir, Şöyle daha güzel bakalım yakında. 2 tek 1 çift. Bakın bir tane tek. 2. tekimi örüyorum. 2 tek. 3. trabzanımı çift olarak örüyorum. 1 Aynı yere giriyorum. 2. Tekrar ilerliyorum. 1 tane tek. Diğer tırabzanımı örüyorum. 2, bakın bir çift, iki tek, tekrar öreceğim trabzanımı çift olarak örüyorum. Üçüncü trabzanımızı çift olarak örelim. Tekrar yapalım, bir tane tek, ikinci tek ve üçüncü trabzanımızı çift olarak örüyoruz. Bir, aynı yere bir daha, iki, şöyle bir göz atalım. Sıramızı 2 tek olarak başladım. 3. çift ördüm. 2 tek, 3. çift, 2 tek, 3. çift, 2 tek, 3. çift olarak başa kadar örelim. Evet, 4. sıramızda da artışlarımızı yaparak tamamladım. 5. sıramıza geçmek için hazırız. Yalnız burada en son iki tane trabzanımız değil, 3 tane trabzanımız kaldı. Onun için lütfen kafamız karışmasın ve artış yapmaya kalkmayalım. Bu tam uç noktada. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. Bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3. Geri dönelim. 2. trabzanımın üzerine batarak örüyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı ise çift olarak örüyorum batıyorum 1 ve aynı yere bir daha giriyorum 2 bu sıramızda 1 2 3 tane tek dördüncü çift olarak örelim başlıyorum 1 2 3 3 tane tek trabzanımı ördüm çiftimden sonra bakınız çift 3 tane tek ve sıradaki trabzanımı çift olarak örüyorum. Batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Çift. Tekrar 1 2 3 3 tane tek örüyorum çiftimden sonra. 4.'cüyü çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Evet bu sıramızda da 3 tane tek bakınız 3 tek bir çift 3 tek bir çift olarak örüp başa kadar gelelim altıncı sıramıza başlıyoruz altıncı sıramıza tıpkı e, bu üçüncü sıramızda ördüğümüz yeşil gibi örmeye başlayacağız başlarken ikişer tane düz biterken iki düz arada ise önce bir ileride ikinciyi sonra geriye dönüp birinci trabzanımızı üst üste öreceğiz İpimi yine aynen birinci yeşil sıramızda yaptığımız gibi yaptım beyaz ipimi bağladım güzelce ve başlıyorum zincirimi çekiyorum bir şöyle beyaz ipimden kaydırıyorum bakınız bir sıkıştırıyorum 2 ve 3 yönünü çeviriyorum ikinci trabzanımın üzerine batarak örüyorum bu iki taneyi sıra üzerine 1 ve 2 olarak örüyoruz diğerlerine geldiğimiz zaman önce Bakın birinciyi değil ikinciyi örüyorum. Sonra birinci trabzanıma geri dönüyorum. Yani atlamış olduğum trabzanıma geri dönerek çapraz bir şekilde trabzanlarımı üst üste örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Geriye giriyorum ve trabzanımı örüyorum tekrar hemen sırada geleni atlıyorum bir sonraki sıradaki trabzanımı örüyorum ve geri dönüyorum atladığım trabzanımı üzerine batarak örüyorum ve şu şekilde çapraz bir şekilde sıramızı tamamlıyoruz bitişte yine Başlangıçta olduğu gibi iki tane trabzanımızı bırakıyoruz. Aradaki bütün trabzanlarımı ise çapraz bir şekilde örerek başa kadar itiriyorum. Evet sıramızı tamamladım. En son iki trabzanı sizlerle birlikte yaparak ipimizi keselim. En son çapraz trabzanlarımı ördüm. 1 ve son trabzanımı da örüyorum üzerine batıyorum bir tane zincirimi çekerek kesiyorum tekrar başa dönüyorum beyaz ipimin olduğu yöne beyaz ipimi alarak örmeye başlıyoruz yine artışlarımızı yaparak trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz birinci trabzanımızın en üst kısmına batıyorum bakınız en üst kısmına 1 2 3 zincirimi çekiyorum ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 2 3. trabzanımı örüyorum bakınız altta 3 tane tek bir tane çift örmüştük burada da aynı şekilde örüyorum 3 tane tek 4. trabzanımızı çift olarak örelim 3 tek 4. çift devam ediyorum 1 2 ve 3 3 tane tek trabzanımı örüyorum ve dördüncüyü çift olarak örüyorum aynı yere bir daha batıyorum çift tekrar sayalım 1 2 3 3 tane tekimi ördüm çiftten sonra dördüncü trabzanımı iki defa örerek artışımı yapıyorum bakınız çift olarak örüyorum 3 tane teki ördüm 1 2 3 ve dördüncüyü ikinci kez örüyorum ve bu sıramızı 3 tane tek dördüncü çift olarak örüyorum bakın çift 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift ve sıra başına kadar ilerleyelim Evet sıramızı tamamladım şimdi yeni sıramıza başlıyorum yeni sıramızda 4 tane tek 5. çift olarak örüyorum 1 2, 4 tek trabzan, 5. çift. Başlayalım birlikte. 1, Bir, 2'yi örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. trabzanımı 2 defa aynı yere batarak çift olarak örüp artışımı yapıyorum. Bu sıramızda 4 tane tek 2 4. 5. çift. 2 4 tane tek 5. çift olarak bitirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. sıramız olarak bu sıramıza devam ediyoruz. Robamızı 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 sıra ördük. Yeşillerimiz ve başlangıç beyazımızda artış yapmadık. Diğerlerinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra beyazımızın tamamında artışlarımızı yaparak ördük. Şu an bakınız işaretlerimi koydum. İşaretlerimi görmekteyiz. İşaretlerimi e, kollarımız, arkamız ve e, önümüz olmak üzere bölümlerini en uygun şekilde ayırdım. Toplamda burada 164 tane trabzanım var. 164 trabzanın 22 ve 22 önümüze ayırdım. Sağ tarafta 22, sol tarafta 22. 39 ve 39 kollarımız için ayırdım. 42 trabzanımızı ise arka için ayırdım. Bu şekilde ayrımımızı yaptıktan sonra bakınız, şöyle büktüğümüz zaman daha önümüze e, buradaki en son kenarlarımızı yapacağız ilik ve düğme yerleri çalışması yapacağız şu anda kolumuzu birleştirme aşamasına geçelim şimdi ben başladım örmeye bakınız trabzanlarımı ördüm 2 4 6 bakınız 1 2 3 4 5 5 tane tek altıncıyı ise çift olarak ördüm 5 tek altıncıyı çift birleştirme noktasına doğru ilerliyorum tekrar devam edelim sizlerle birlikte 1 bir, 2 3 4 5 5 tane teki ördüm. 6.'yı çift olarak örüyorum. Yere batıyorum ve 6. Altı. 6. çift. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. çift bakın. 6. çift olarak artışlarımızı da yaparak ilerlemekteyiz. 5 tek 6 çift. 2 4 5 tek 6. çift. 2 4 5 tane tek 6. çift. Tekrar 1 2 3 4 5 tane tek 6. çift ve devam ediyorum. 1 2 3 ve en son 4 örüyorum. Burada artışımı yapmıyorum. Yani önde toplamda 3 tane artışımızı yaptık. Şimdi kolumuzun altına geldim. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum ve diğer kolumun işaretli yerine geliyorum. Ve tığımın başını dolayarak işaretimden sonraki arkam için örmeye devam ediyorum. 1 Burada da artışları başlıyorum. Kol artık orada kaldı. O herhangi bir şey yapmıyoruz. Buradan sayıyoruz. 5 tane tek altıncıyı çift olarak örüyoruz. 3 4 5 Arkadan örmeye başladım. 5 tane teki ördüm. 6. trabzanımın üzerine geliyorum ve aynı yere 2 defa batıyorum ve bu sırada artışımı yapıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 batıyorum ve ilerliyorum 1 2 3 4 5 5 tek 6 çift 1 ve 2 ve bu şekilde ilerleyerek örelim 5 tane tek 6. çift olarak örelim ve kol altında görüşelim işaretimi koyduğum yere geldim ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 4 ve 5 büküyorum diğer işaretime taktığım yere geliyorum tığımın başını dolayarak ilk trabzandan başlıyorum ve buradan itibaren sayıyorum 1 2 3 ve 4 4 sayıyorum çünkü diğer önde aynı şekilde bakınız bitişte 2 4 tane kol zincirine yakın yerde bakınız 4 düz örmüştük hemen artışımızı 5'te kalmıştı. Çünkü yani 4 trabzan da bitmişti. Aynı e, her iki yönümüzün aynı olması adına bu işlemimizi tekrar edelim. 4 tane teki ördüm. 5. çift olarak örüyorum. 1 2 ve devam ediyorum. 5 tane tek örmeye. 1 2 3 4 5 5 olarak da örebilirsiniz. Diğer tarafta 4 kalır. Yani herhangi bir mahsuru yok ama birebir uyumlu olması için bu şekilde ördüm. Tekrar sayıyorum. 5 tane teki örüyorum. 6. ilmeği çift olarak tamamlıyoruz. Birleştirme işlemimizi yaptık. Tekrar beyazımızla örmeye devam ediyorum ve beyaz ipimin şöyle bakınız. Şu ortasına yani uygun bir yerine kenardan bağladım. Hareketli bir şekilde bakınız. Yeşilimizi bağladım. 5 tane trabzanımı ördükten sonra artık minik baloncuklarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Ve devam ediyorum. ikinci trabzanıma. 2 3 4 bakımın yeşil ipimi kaydırıyorum. Hemen 5 tane trabzanımı ördüm. Evet yeşil ipimi parmağıma doladım. Tığımın başını doluyorum ve sıradaki yere geliyorum batıyorum. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 3 4 Hepsini aynı yere batıyorum ve çekmiyorum. Bir defa çekiyorum. ikinciyi çekmeden bekletiyorum. Ve 5 5 defa ördüm. Toplamda tığımda 5 tane e, trabzanım var bir defa çekilmiş ikinci kez çekilmemiş bir de beyazım var örgümü devam ettirecek olan ilmeğim. hepsini aynı anda yeşilimle çekiyorum beyazım da dahil ve geliyorum şöyle bir toparladıktan sonra 5 tane trabzanımı aldığım yerin dibine girerek batıyorum ve şu şekilde bir tane trabzanla kapatıyorum ve şu şekilde baloncuğumuz topumuz ortaya çıkıyor ve beyaz ipimi alıyorum yukarıdan bakınız bu ilk olduğu için beyaz ipimle örmeye devam ediyorum tığımın başını doluyorum ve yeşilim arada kalıyor bakın beyaz ipimi hemen üzerine aldım tığımın yeşil ipim arada ilk trabzanımı yeşil arada kalacak şekilde örüyorum yeşil ne arkada kalacak ne önde arada gizleyerek devam ettireceğiz. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı sıradan devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. 5 trabzanımı ördükten sonra şöyle bir bakmak istiyorum. Bakınız çok güzel oldu. Buradaki minik topumuz. Ve 5 tane trabzanımızı ördük. Yeşilimizi içeride gizledik. Bakınız hem önde hem de arkada yeşil ipimiz görülmemekte. Arada kaldı. Şimdi tekrar yeşilimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın içerisine gelerek 1 2 3 4 5 defa alıyorum 5 defa tek seferde çektiğim trabzanımı ikinci kez örmediğim trabzanlarımı bir defa çekiyorum ve hemen aynı yere 5 defa da batmış olduğum yere gelerek giriyorum ve buraya bir sık iğne ile yerleştiriyorum ve yeşilimi bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum ipimi üzerine doluyorum bakınız tığımın sıradaki ilk trabzanımı örüyorum 1 ikili trabzan yapıyorum arada yeşil ipim devam etmekte 2 3 4 ve 5 5 tane düz trabzanımızı örüyorum yine trabzanlarımızı tamamladıktan sonra yeşil ipimi alıyorum ve örmeye başlıyorum sıradaki şöyle sıradan 1 2 3 Aynen diğer baloncuklarımızda yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzanımızı tek sefer alıyoruz. İkinci kez hep birlikte çekip hemen dibine bir tane batıyoruz. Hepsini aynı yere batıyoruz. Sonra beyaz ipimizi alarak örmeye devam ediyoruz. Beyaz ipimizi alıyorum. Yeşil ipimi yine araya tutarak bakınız ilk sıradaki beyaz trabzanımdan itibaren örmeye başlıyorum. Bir yeşilimiz lütfen dikkat edelim arada kalsın. İlk başlarda yanlışlıkla yani arka yönde kalırsa yine herhangi bir sıkıntı olmaz. Sökmenize gerek yok. Ama dikkatli bir şekilde 5 trabzanın altında kaydıralım. 2, 4 ve 5. trabzanımı da örüyorum. tekrar beyaz ipimi bırakıyorum yeşil ipimi alıyorum ve hemen sondan bir önceki trabzanma başını dolamış olduğum yeşil ipimi bir aynı yere iki üç dört beş beş defa örüyorum tek seferde çekiyorum ve dibine batıyorum hepsini aynı yere yapıyoruz yeşil ipimi bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum yeşil ipimi beyazımın altından götürüyorum tığımın başını doluyarak ilk trabzanımı örüyorum hemen bakınız kol altına gelen yerdeki ilk trabzanımı örüyorum bir yeşilimi yine götürelim bakınız yeşili aşağıya alalım birinci trabzanımı örüyorum Şimdi zincirlerime geçtim zincirlerimi de yine aynı şekilde yeşilim arada kalacak şekilde devam ettirelim 2 3 4 ve 5 beş. 5 trabzanımı da örüyorum. Yeşilimle birlikte bu yöne doğru ilerledim arkamıza doğru geliyoruz bakınız Şimdi şöyle bir bakalım. 1 2 3 4 tane küçük topumuz oldu arada da beşer tane trabzanlarımız var şimdi kol altının 4-5 trabzanını ördüm şimdi modelimizi koyacağız tekrar yeşil ipimi alıyorum aynı şekilde kolumuzun tam bakını son zincirinin içerisine giriyorum zinciri yapmak istemezseniz diğer arkaya da geçerek yapabilirsiniz herhangi bir mahsuru yok 3 4 ve 5 çekiyorum aynı yere kapatıyorum bakınız kapattım beyaz ipimi alıyorum beyaz ipimi şu şekilde arkadan alıyorum ve yeşil ipim arada kalacak şekilde Yeşil ipimi de elime alıyorum. Tabi şu şekilde bir derleyip toplayıp sıkıştırırsanız çok daha güzel olur. Çok da sıkıştırıp büzülmesini e, engelleyelim. Yani çok sıkmayalım. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımız örelim. 6. trabzana geldiğimiz zaman yine buradaki gördüğümüz minik toplarımızı yapalım ve sıra başına kadar devam edelim. Sıra başında yine 5 tane trabzanımızı kal kalacak şekilde ayarlayalım. Evet minik toplarımızı örerek devam ediyorum. Bakın şu şekilde 5 tane trabzan arada yeşil ipimizi gizleyerek de götürüyoruz. Bir tane topumuz Tekrar 5 trabzan bir topumuz bu şekilde kol altına kadar geldim. Bakınız kol altındayım. Şimdi diğer kol altıyla aynı işlemlerimizi yapalım. Yani diğer öndeki bu gördüğümüz top sayımız aynı olsun. 1, 2, 3 kol altının hemen yanında başlangıçta olmak üzere 4 tane minik topumuz var. Burada da yine aynı şekilde 4 tane minik topumuzu yerleştirecek şekilde hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi ilerliyorum bakınız. Trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi en uç noktaya yaklaştım. Burada en son trabzandaydı. Bu tarafta ise birazcık daha içeride kaldı. Şöyle hemen beyaz ipimi arkaya doğru alalım. Yeşil ipimi örmeye başlıyorum. Yeşil ipimi hemen bakın şuradaki sıradaki trabzanımın zincirimin içerisine girerek başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 defa ördüm hemen çekiyorum dibine bir tane batıyorum çektikten sonra ve araya alıyorum bakın beyaz ipimi çekiyorum araya yeşil ipimi alıyorum beyaz ipimin başını dolayarak örmeye başlıyorum 1 yeşilimi çekiyorum ilmeğimizi toparlıyoruz 2 3 4 5 bu şekilde örelim ve diğer önümüzü de aynen tamamlayalım Şöyle güzel bir roba çalışmasını tamamlamış olduk şimdi gövde kısmını da toplarımızı çalışarak bitirelim 5 trabzan beşer trabzan beyazlarımızı ördük 6. trabzanımıza toplarımızı yaptık ve en son 6. trabzanımda minik topumu yaptım kenarda 5 tane trabzanlık bölüm kaldı eğer buradaki ilmekleriniz fazla yanına hemen dibine batacağımız yani bir iki tane ise sadece buradaki 5 olmayacak da daha fazla olacaksa buradaki minik toplarımızın hemen dibine değil bir yanındaki trabzana batarak ayarlama yapabilirsiniz zaten ya bir ya da iki ilmeğiniz ancak Gelirse fazla o şekilde gelir. Ee, o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani hemen dibini değil bir sonraki trabzana batarak. Ve en son topumu ördükten sonra bir tane trabzanımı örüyorum. Ve yeşil ipimi keserek beyazımı bağlıyorum. Ve beyazımı örmeye devam ediyorum diğer trabzanlarımı. Yeşilimi kestim. Çünkü geri yeşilimle dönüş yapmayacağım. O yüzden yeşilimizin orada işi bitmekte. Evet 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir tanesini örüp düğümümüzü atmıştık. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye dönüşümü yapıyorum. Bu sırada sadece trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. 5 tane trabzan yine aralarımıza örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımı örüyorum. Burada düğüm attığım için. Ve Tam topumuzun üzerindeki trabzanımı da bakın şuradaki minik gözden kapadığım yerden giriyorum. Mutlaka bunu da örüyoruz. Toplamda 5 düz trabzan bir de topumuzun olduğu yerdeki trabzan 6 tane trabzanımızı örelim. Ve devam ediyorum. Bakınız 1 bir, sayalım birlikte. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Altıncı topumu mutlaka kapadığım gözden giriyorum. Altıncı trabzanımı da bu şekilde örüyorum. Bu sıramızı 6 tane trabzan 5 aradaki bir de topların üzerindeki trabzanlarımızı dümdüz örerek başa kadar gelelim. Toplarımızı ördükten sonra bir sıra trabzanımızı ördük. Beyaz renkte tamamen e, Yeşilimizi koparmıştık zaten. Aralarımıza 5 tane trabzan ördük. Bir tane topumuzun olduğu yere 6. trabzanı ördük. 5 tane trabzan, bir tane topumuzun olduğu yer 6 trabzan. Bütün sıramızı ördükten sonra uç noktaya geldim. Ve yine bakınız yeşilimi beyazımın beline bağladım. 3 tane zincirimi çektim. Ve yeniden örgümüzün arka yönünden modelimizi koymaya başlıyoruz. İkinci kez beyaz trabzanımı örüyorum. Bu kez toplarımızın yerini kaydıracağımız için sadece başlangıçta lütfen dikkat edelim. İki trabzanımızı ördükten sonra yeşil ipimi alıyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere örmeye başlıyorum. Bakın üçüncü trabzanımın olduğu yere şu şekilde beyazımı da bu tarafa alalım. Arada kalmasın. Bir. iki, Üç. 4 ve 5. 5 tane trabzanım örüyorum. Tek seferde yine çekiyorum. Hemen olduğu yere batıyorum. Ve beyazımı alarak devam ediyorum. Beyazımı alıyorum. Başını doluyorum ve araya tekrar yeşilimi alıyorum. Buradan sonraki işlemlerimiz yine aynı. 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 6. İle yeşilimizden toplarımızı örüyoruz. Başlayalım. 1 2 Arada yeşilimizi götürmeyi unutmayalım lütfen. 3 4 5 Bakın 5 tane beyazımı ördüm. Şöyle bakalım. 5 beyazımı ördüm. Tam 6. trabzanımı yani her 2 topumun tam ortasında olacak. Bakınız iki sağında iki solunda yani ortadaki tam ortalı bir şekilde yani şuraya gelmiş olacak topumuz. Buraya topumuzu öreceğiz. 3 tane bu tarafa aldıktan sonra bu modelimizi 5 trabzan ve 6. trabzana yeniden topumuzu kurmaya başlayalım. Evet beyazımı bırakıyorum. Yeşilimi yine alıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm hepsini çekiyorum dibine batıyorum ve beyazımı alarak yeşilimi araya alıyorum beyazımı da örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 ve yeşil arada götürüyoruz bakın Evet 5 tane trabzanımı ördüm yine topumu yapmaya geldi sıra bakınız yerlerini şöyle kaydırıyoruz ve bundan sonraki sıramızda yine ilk başlangıçtaki gibi 5 tane beyazımız 6. topumuz 5 tane trabzan 6. top 5 trabzan 6. top İkinci sıramızda yer değiştireceğimiz zaman iki tane trabzan hemen topumuz 5 trabzan bir top 5 trabzan bir top kaydırmayı ilk başta ayarlıyoruz ve bu şekilde dilediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz Evet şimdi toplarımızı yerleştirerek tamamladık. Bakınız gördüğünüz gibi toplarımızı başlarken 5 tane düz trabzan ördüm. 6. topumuzu yerleştirdim. 5 tane trabzan 6. topumuz. 5 trabzan 6. topumuz. 5 trabzan 6. topumuz şeklinde ördük. Daha sonrasında ise bir sıra düz beyazımızı geçtik beyazımızı da 5 tane düz tam topun altındakini aldık 6 Altı 5 tane düz trabzanımız ördük tam topun altındakini ördük Altı. bu birinci sıramızı bu şekilde tamamladık ikinci sıramızda ise dümdüz ördüğümüzde söyledik tekrar topumuzun yerini değiştirmeye geldik yani kaydırarak örmeye iki tane trabzanımı ördüm üçüncü topumu Tekrar 5 tane trabzan bir top. 5 trabzan bir top. Sadece başlangıçta 1 2 ile başlıyoruz. 5 ile başlıyoruz. 2 ile başlıyoruz. 5 ile 2 ile 5 ile şekliyle devam ederek yeleğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar ördük. Yeleğimizi e, ee, daha gevşek isterseniz bu toplarımızı tek sayılarla büyütebilirsiniz. Yani 7, 9, 11 o şekilde tek sayılarla büyütebilir. En asgarisi 5 olmakta yani en aralığın az hali 5, 3 daha sık olabilir. Tüm birbiri üzerine geçer. Tüm toplu bir modelimiz olur. O yüzden eğer 7 tane yapacak isek buradan 7'yi başlıyoruz. 8. topumuzu koyduktan sonra tam ortalayarak bakınız. Tam ortalayarak altındaki ikinci modelimizi koymaya başlıyoruz. Eğer 7 tane örerek başlar ise 3 tane örüyoruz. 4. modelimizi koyarak ilerliyoruz ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar modelimizi örerek tamamlıyoruz. Evet yeleğimizin önünün bir tanesini ben şu şekilde ördüm bakınız bir sıra trabzan ördüm iki sırada sık iğne ördüm burası düğme e, dikeceğimiz yer olacak karşıdaki ilik yapacağımız yeri sizlerle birlikte başlayalım ve birlikte örelim Evet yeleğimizin alt kısmından örmeye başlıyorum karşı tarafı düğme dikeceğim yeri dikmiştim tığıma bir tane düğüm atıyorum ve en alttan başlıyorum bir tane batım ve bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen trabzanımın içerisine giriyorum ve tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere girerek tek seferde çekiyorum ve bir sonraki trabzanıma giriyorum tek seferde çekiyorum İkinci kez tek seferde çekiyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum tek seferde trabzanlarımı her trabzan arasına iki defa girerek çekiyorum eğer sık olacak gibi olursa arada bir mesela burayı bir atlayalım bir atlayabiliriz çünkü birbirlerini tamamlayacaklar için çok fazla yığma yapmamıza gerek yok 1 ve 2 1 ve 2 devam ediyorum 1 2 1 ikişer ikişer örerek başa kadar gelelim. Şöyle bakınız. Başa kadar gelelim şimdi. Başlangıç noktama kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen yanındaki yere batıyorum. Ve birer birer sık iğnemin üzerine batarak geliyorum. Bakınız. İlik koymak istediğim yere Şöyle geri bir tane gelelim. Şuradan düğüm bir tane battıktan sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve bir tane trabzanımı atlıyor, atlıyorum. Bu aşağıda gördüğüm trabzanımı ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane iliğimizi açtık. Şimdi tekrar sık iğneme devam ediyorum. İkinci iliğimi açmak istediğim yere kadar sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. bir tane de burada açalım 1 iki üç bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum ve devam ediyorum iki tane iliğim açtıktan sonra yukarıdan bakınız birincisini ve ikincisini açtıktan sonra aşağıya doğru dümdüz sık iğnemi örerek geldim şimdi en son noktaya kadar geldim en son yerdeyim Bakınız şöyle düğüm attığımız yere de gelelim Hatta bir tane zincirimi çekiyorum Yine arkasını çeviriyorum. Hemen yandakine bakın dibine değil yandakinin üzerine batarak üçüncü kez bir önceki sık iğnemin üzerlerine birer birer batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar örgümün düz yönündeyim bakınız. Yukarıya doğru ilerliyorum. Eğer herhangi bir potluk olursa örgünüzde birden ikiye atlayabilirsiniz. Bu şekilde kenarlarımızı çok düzgün bir şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Buna eliniz alışacaktır. Sıkı iğneleri yaparken birazcık daha elimizi sıkı tutarsak daha güzel sonuçlara ulaşabiliriz. Şimdi başlangıca doğru ilerliyorum. İliklerimin üzerine örmek istiyorum. Şimdi bakınız yaklaştım iliğimi. Birer birer batıyorum. Bakınız hepsine biraz da sık örüyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Direk içine girelim. 2 tane sık iğne örüyorum. 3 zincire 2 sık iğne ve hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Ve ilerliyorum. Birer birer yine Tekrar 3 tane zincir çektim yerin içerisine giriyorum bir direk içine giriyorum bakın üzerine batmıyorum iki tane sık iğne yapıyorum ve en başa gelerek bir tane sık iğne batıp bir de zincir çekiyorum ve makasım yardımıyla kesiyorum bu şekilde tamamlamış oluyorum. İleğimin alt kısmına aynen yanlardaki gibi lastik geçmek istiyorum ve onun için hemen başlıyorum. En son sık iğnemin olduğu yerden tığıma düğüm atmıştım. Başlıyorum. Bir tane attım. Üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Yandaki tek seferde doladığımız yere de giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Bir trabzan burada dik olduğu için her birine birer trabzanımızı örerek ilerleyelim. Bakın birer trabzanı araya girerek örüyorum. Dikey geldiği için bakın hiç problem olmadan diğer uca kadar bu şekilde örerek gelelim. Dik bir şekilde çok gevşek bırakmayalım. Evet. bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim en son noktaya doğru geldik bakın son beyazımızı ördük tığımın başını doluyorum yine trabzanımı ördüğüm yere geliyorum sık iğnelerimi yaptığım yerdeyim ve en son uca girerek sık iğnemin olduğu yere de bir tane trabzanımı yapıyorum bir iki zincir çekerek örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum bu kez trabzan değil tek seferde yani ikili trabzan örmüyoruz tek seferde başını dolayıp çekiyoruz tek seferde başını dolayarak çekiyorum bütün trabzanlarımın üzerine birer birer bu işlemimizi yapalım tek seferde şöyle görelim başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Evet yeleğimizin alt kısmını birinci sırasında trabzan örmüştük. İkinci sırasında yine trabzanımızı ördük. Birinci sırada ikili trabzan, ikinci sırasında ise başını dolayıp tek seferde alma şekliyle ördük. Şimdi üçüncü sıramızı ben başladım geliyorum sık iğne ile artık kapatıyorum. Yeleğimizin diğer kolunu ördüm. Bakınız bir sıra trabzanımı bir sıra sık iğnemi ördüm. Trabzanım bakın tam araya girmedim yukarıdaki minik gözlerin içerisine her birinin arasına birer trabzanım ördüm ve sık iğne ile tamamladım. Şöyle kol altına bakacak olur ise kol altında ise trabzan örmeden sadece bu 5 tane olan yerimiz vardı. Zincir çektiğimiz yer burayı sık iğne olarak örüyoruz. Kol altında potluk istemiyoruz. O yüzden hemen başlayalım. Kolumuzun şu şekilde şuradan bakınız. Batıyorum bir tane battım bir diye sayıyorum 2 ve 3 3 olarak saydım ve hemen üzerine batıyorum bir bakın saymamıza gerek yok her bir trabzanımızın üzerindeki minik gözlere girerek trabzanlarımızı birer birer örelim şu şekilde araya girmeden üzerlerine Gözlerimize birer birer batalım. Evet sıramızı birer birer trabzanlarımızı örerek geldim alt noktaya geldim. Şurada yanda duran trabzanıma da bir tane trabzan ördüm ve başlıyorum. Bakın sık iğne olarak batıyorum. Trabzanlarımın arasına giriyorum ve birer birer sık iğnemi örüyorum topumuzu yaptığımız yere de girdim İlerlemekteyim. Evet şuradan geçişimi yapıyorum buraya batmıyorum direkt trabzanımın arasına geçiyorum ve bir bir tane zincirimi çektim üzerine bir tane daha ilave ediyorum ve direkt hemen bir sonraki buraya değil bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer sık iğnelerimizi bu şekilde örüyoruz ve kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Tamamlayalım. Kol altına kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Tam kolumun altında 5 tane zincirimi çektiğim noktaya geldim. Oraya geldiğimiz zaman bakınız batıyorum. Sadece ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip düğümümü Atıyorum ve bu şekilde kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Kalan iplerimizi özellikle yeşilimizi fazla kopardığımız için içeriye mutlaka sağlam bir şekilde çekelim. Görünmeyecek bir hale geldikten sonra görünen minik kısmını ise makasımız yardımıyla keserek kaybedelim. Evet sevgili dostlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bakınız bu şekilde yeleğimiz gayet güzel. Güpür güpür toplarımız arkasına da şöyle baktığımız zaman yine aynı şekilde ahenkli bir şekilde yayılmakta toplarımız gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar sağlıklı, sıhhatli ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.